Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ile ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 hafta süren atış faaliyeti Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Havelsan, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında 200'den fazla atış yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu kapsamında çalışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Havelsan Aselsan iş ortaklığı arasındaki Barbaros sınıfı fırkateynlerin modernizasyonuna yönelik sözleşme kapsamında Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 5/54 top atış kontrol sistemi prototip ürününün balistik verilerin doğrulamasına yönelik atışlı faaliyetleri TCG Barbaros gemisinde icra edildi. Abya sınıfı fırkateyn ve Milgem sınıfı korvetlerde bulunan 76 mm top için araştırma merkezi komutanlığı ile birlikte geliştirilen 76 mm top atış kontrol sisteminden elde edilen tecrübe ve birikimlerden de yararlanılarak 5/54 top atış kontrol sistemi geliştirme faaliyetlerinde büyük bir aşama geçildi. Bu faaliyet aynı zamanda, Türkiye'de deniz ortamında balistik verilerin doğrulanmasının gerçekleştirildiği ilk örnek oldu. 5/54 top atış kontrol sisteminde NABKE kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 5/54 mühimmatlara ilişkin oluşturulan ve testleri yapılan söz konusu balistik veriler, yerli ve milli olarak geliştirilen top atış kontrol sisteminde kullanılmak üzere deniz kuvvetlerine kazandırıldı. 5/54 top atış kontrol sistemi, aldığı komutlar doğrultusunda gerekli olan girdi verilerini kullanarak atış kontrol problemini çözme ve 5/54 baş topu kontrol ve hedef verisini alıp kara, su üstü, hava hedefleri için doğru atış esasları oluşturmak için balistik hesaplamalar yapma yeteneğine sahip. Uzun bir süredir devam eden Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde kayıtlı 4 adet Barbaros sınıfı fırkateynin mevcutta bulunan savaş sistemleri kaldırılarak, yerine Aselsan-Havelsan iş ortaklığı tarafından çağın gereklerine uygun biçimde yerli ve milli olarak geliştirilen sistemler donatılması hedeflenmektedir. Yerli sistemler ile donatılacak gemilerden ilkinin modernizasyonunun 2022 Şubat tarihinde tamamlanması ve geminin hizmete alınması planlanmaktadır. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yıl sonunda 2020 yılı faaliyetlerini aktarmak için yayımlanan videoda modernizasyon projesi kapsamında kritik tasarım aşamasının tamamlandığı belirtildi ve tasarım görüntüleri paylaşıldı.